New York Müzesi'nde devasa bir sanat eserinin önünde duruyoruz. Eser, Joseph Stella'ya ait. Adı da New York şehrinin sesinin yorumu. Bu 5 panelden oluşan bir poliptik. Sanki bir altarın önünde olduğumuz hissini veriyor. New York şehrinin mimarisine olan atıflar, şehrin merkezine doğru çekildiğini hissini yaratıyor. Ama bu fotoğrafik bir eser değil. Bize modernizmin gelişme aşamasını gösteren, sanatçının soyut ile gerçek dünyada gördüğü somut şeylerden oluşan bir karışım sunuyor. Soyutlama, şehrin prizmatik kalitelerini çok iyi bir biçimde yansıtıyor. Enerjisi, dinamikliği, bir kaleidoskop gibi bakan kişiyi içine çekiyor. Stella da eserini aynen bu şekilde tanımlıyor. Resme bakan kişinin bu yeni dünyanın keşfi sırasında oluşan duyguları hissetmesini istemiş. Stella'nın kendisi 18 yaşında New York'a göç etmiş. Resmin tipik bir hikaye gibi bir başlangıcı ve sonu yok. Yine de resmi soldan sağa doğru yorumlar ya da okumaya çalışırsak, en soldaki panelde bir liman görüyoruz. Bu paneldeki geometrik çizgilerin güçlü enerjisi, büyük ve mavi bir alan ve gökyüzünün gece görüşü bu panele sessizlik ve sükunet katıyor. Bu şehrin çok hareketli bir yer olduğunu biliyoruz ama geceleri bu hareketten eser kalmıyor. Burada sessizliğin hüküm sürdüğü bir an resmedilmiş. Joseph Stella da bu paneli şu şekilde yorumluyor. Limana ulaştığınızda koca bir devin tüm atardamarlarının birleştiği noktada durursunuz. Sessiz bir gökyüzü ve deniz sizi kucaklar. Broadway'in gürültüsünden ve ışıltısından artık uzaksınız. Tüm parıltı gecenin sessizliğinde solmaya başlar. Napoli'nin dışında küçük bir kasabada doğup büyüyen Stella'yı New York modernliğiyle çok etkilemiş olmalı. İşin ilginç yanı ise sanatçı bu poliptiği fütüristlerle çalıştığı Avrupa'ya döndükten kısa bir süre sonra yapmış. Bu eser endüstriyelleşen dünyaya atfedilen bir övgü. İnsanoğlunun modern dünyada yarattığı, ürettiği şeyleri kutlamak için yapılmış. Hemen yanındaki panele geçtiğimizde 1920'lerde turizmin merkezi haline gelmiş, elektrikli ışıklar ve seslerle dolu Broadway'i temsil eden 2 panelin ilkini görüyoruz. Bu panelin adı Beyaz Yol. Neredeyse gözümüzü alacak kadar parlak bir ışıkla karşı karşıya kalıyoruz. Panelin merkezinde inanılmaz derecede yüksek bir ivme var ve burası sanki Broadway'de ya da parlak, büyük, beyaz bir yolda yürüdüğümüz hissini veriyor. Broadway şeffaf olarak resmedilmiş. Mazgalların altından metro durağını görebiliyoruz. Şehrin altındaki yaşamı, yani yer altındaki hareketi de gözler önüne seriyor. Şehir üstümüzde değil, altımızda ve önümüzde. Kendimizi şehrin kalp atışlarının arasında buluyoruz. New York'un kalbi çok hızlı atıyor. Belki de şehrin en önemli özelliklerinden biri bu. Stella, Beyaz Yol adını verdiği 2. panel için, burada birinin yer altındaki geçitlerden sokağa çıkması gibi ışıkların ve seslerin karışıklığından ortaya çıkan duyguları görüyoruz, diyor. Bu çok parçalı eserin, geleneksel bir altar poliptiğinin modern versiyonu olduğunu düşündüğümüzde, merkezde Hazreti İsa'nın bulunmasını bekleriz. Ama biz, ortadaki panelde şehrin gökdelenlerini görüyoruz. Merkezde, gökdelenlerden çıkan bir ışık var. Ve bu ışık, New York'un en meşhur gökdelenlerinden Flat Iron binasından geliyor. Alt kısımda ise maviyle boyanmış, adeta bir kuşun kanatlarını andıran bir alan görüyoruz. Bu kısmı New York'ta çokça gördüğümüz sokak ışıkları olarak yorumlamak mümkün. Bu kadar büyük, kalabalık ve yoğun bir şehir, adeta ışıkların oluşturduğu kanatlar üstünde gökyüzüne doğru yükseliyor. Neredeyse uçacak. Stella bu paneli şu şekilde yorumluyor. Şehrin devasa gökdelenlerinin bir ışık senfonisiyle birlikte büyük bir geminin pruvası gibi resmedilmesi. Şehir bir gemiye dönüşmüş. Şehir bir makine ve merkezdeki panel, gökdelenler olarak adlandırılmış olmasına rağmen sadece binalardan oluşmuyor. Endüstriye ait izler de taşıyor. Sağ tarafta bir gaz kulesi var, sol taraftakiler de muhtemelen fabrika bacaları. 4. panel, orta panelin solunda yer alan 2. panelin bir yansıması gibi görünüyor. Hatta tersi de diyebiliriz. Ve bu panelin adı da Beyaz Yol. Yani karşımıza bir kez daha Broadway çıkıyor. Stella bu panel için sokaklardaki karmaşadan doğan hislerin bir başka yorumu demiş. Stella bir yandan somut şeylere atıfta bulunurken diğer yandan hislere odaklanıyor. Görme, duyma, dokunma deneyimine. Panelin alt kısmında yukarıdan aşağı doğru notalar bulunuyor. Müziğin şehrin kalbinde olduğu ve Broadway sokaklarının müzikle bütünleştiğini görüyoruz. Hatta şehrin bitip tükenmeyen enerjisinin de bir müziğe dönüştüğü ifade edilmiş. Şehrin uğultusu ve hareketi kendi güzelliğini ve kendi müziğini yaratıyor. Alt tarafta bir dizi daire var. sahneye enerji veren mekanik makineleri, enerji üreten dinamoları çağrıştırıyor. Aynı zamanda şehrin sembollerinden olan gotik stildeki katedrallerin pencerelerine de bir atıfta bulunuyor. Son olarak Brooklyn Köprüsü'nün taşıdığı gotik özellikleri görüyoruz. Gözlerimizi kamaştıran çifte tak. Modern bir şehirde bulunmanın sanki dini bir tarafı da var. En sağda bulunan panelin adı ise köprü. New York'un meşhur Brooklyn Köprüsü. Bu poliptiğin en meşhur parçası. Stella bu panel için bu çelik mühendislik harikası insanlığın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin soyut bir temsili demiş. Bu panelin sunduğu bakış açısı elde edilmesi mümkün olmayan bir perspektif. Ayağımın altında bir şey olmadığı hissine kapılıyorum. Gotik tarzdaki taklar Avrupa'nın gotik katedralleriyle aynı amacı paylaşarak resme bakan kişiyi göğe yükseltiyor. Adeta gözümüzü, odağımızı ve tüm dikkatimizi cennete çevirmemizi istiyor. Bu hislerin panelde New York ile bütünleşen ve endüstriyel bir çerçevede, yani modern bir ortamda da başarılı bir şekilde yansıtıldığını söyleyebiliriz. Somut bir görüntü, inandırıcı bir perspektif ama yine de yerden yükselmiş, beden dışı bir deneyim yaşar gibiyiz. Kendisi de Brooklyn'de yaşayan Stella'nın kendisinin de şehrin modern kültürünün bir simgesi haline gelen bu köprünün üzerinde yürüdüğünü düşünmek son derece ilginç. Soyut, somut, gizemli, görkemli ve olağanüstü.